Ne istersen veririz. Yeter ki hünkârımız iyilesin. Her şeyin bir bedeli vardır. Ömrün boyunca böyle kor ateşler üzerinde yürüyeceksin. Sevdiğin ve seveceğin herkesin ölümüne şahit olacaksın. İşte ödeyeceğin bedel bu. Kimaş ne dedi sana? Söyle. Hastalığın ilerlemiş. Sadece birkaç hafta dayanabilir misin? Hekimbaşı. Kim oluyor da bana ömür biçiyor? Ne kadar günüm kalmış? Yüce Rabbim bilir. O benim her adımımda yanımdaydı. Başıma gelecek ne varsa işaret etti. Rabbimin izniyle bu belayı da def edeceğiz. Allah'ım, bu aciz kuluna bahşettiklerin için binlerce kez şükrettim. Hamdolsun. Ben inandım ve kabul ettim ki sen ol dersin, oluruz. Öl dersin, ölürüz. Allah'ım, ölüm bir aynadır. Güzelliğin oraya vurur, orada görünür.
Ayna seni sana gösteren bir şey olduğunu sana söyler durur. İnanç sahibiysen, tatlıysan ölümün de eminliktir, hoşluktur. Acıysan ölüm de acıdır, kötüdür sana. Yusufsan, güzelsen aynan da güzeldir. Çirkinsen, ölüm de çaresiz çirkinliğini gösterir sana. Allah'ım, beni Yusuf gibi güzellerden eyle. Günahlarımı bağışla da acısız bir ölüm nasip et. Ben sana aitim ve sana döneceğim günü bekler dururum. Eğer ki bu hastalık beni sana getirecekse, razıyım. Canı sen aldıktan sonra ölüm şeker gibidir. Seninle olduktan sonra ölmek tatlı candan da tatlıdır bize. Yediğine içtiğine dikkat edeceğiz Ahmet. Bir an evvel toparlanman için bu mühim. Merak etme. Sen ne diyorsan. Bu hususta soda başımı da tembihleriz. Sahi İskender nerede? Ağalar. İskender'i çağırın. Bizi yalnız bırakın. Postancıları gönderdim. İskender'i derdest edip getirecekler. Ne demek bu güzel? Bir kabahat mi işledi? Ahmet. Meğer İskender Safiye Sultan'ın oğluymuş. Şehzadeymiş. Ben de Zülfikar Paşa'dan öğrendim. O da ne yapacağını bilememiş. Bir çare arıyordu. Gülsem. Bu mümkün değil. Nasıl olur? İskender yıllardır benim yanımda. En yakınımda. Evvela ben de inanmadım. Lakin sonra harem kayıtlarını inceledim. Teyit ettim. İskender o kayıtlarda 3 yaşında öldü denilen Şehzade Yahya'dan başkası değil. Çabuk hazırlan, gitmeliyiz. Sultanım, ne diyorsunuz? Ne olduğunu anlatmadan hiçbir yere gitmem. Safiye Sultan hakikati yıllardır bilip saklıyormuş. Niyeti belli. İskender'i tahta çıkarmak. Yasemin hareme sokandı o. Belki de hastalığının altında da o var. Ne malum seni de rahmetli Hünkar babana yaptıkları gibi ağır ağır zehirlemedikleri.
Kösem, senin artık bir şehzade olduğunu biliyor. Demek bu yüzden geldi. Nasıl? Buraya mı geldi? Dün gece hünkârımızdan bir vazife isteyip payitahttan uzaklaşmamı istedi benden. Bu bir oyun. Sultanahmet'ten habersiz senden kurtulacak aklınca. Burada daha fazla kalamayız. Sultanım, nereye giderim ki? Biz her şeyi düşündük. Limana gideceğiz. Hümaşah bir gemi ayarlayacak. Seni kimsenin bulamayacağı güvenli bir yere yollayacağız. İskender, acele et. Fazla vaktimiz yok. İskender büyük bir suç işlemiş olmalı. Yoksa bu kadar tedbire ne gerek var? Öyle değil mi hacı? Malumatım yok. Paşam, emri biliyorsunuz. Alıp götüreceğiz işte. Bir yol bulunmalı. Elimizden bir şey gelmiyor sultanım. Bildiğimiz her şeyi tatbik ettik. Lakin... Lakin ne? Yahudi bir hekim var, İshak Efendi. Bu tür rahatsızlıklarda epey tecrübelidir. Farklı tedavi usulleri var. Arzu ederseniz bir doğum muayene etsin. Bunu şimdi mi söylüyorsun hekimbaşı? Hastalığı gizli tutuyoruz. O yüzden sultanım. Neredeyse alın getirin. Meseleyi burada öğrenecek. Ve zinhar kimse bir şey bilmeyecek, işitmeyecek. Yaralanmışsın diye işittim. Mühim bir şey değil hünkârım. İskender yüzündenmiş. Onun bir şehzade olduğunu söylememen için susturmaya çalışmışlar seni. Doğru mu? Doğru. Hümaşah Sultan bunu bilmesine rağmen benden sakladı. Hünkârım, bilin ki Hümaşah size ihanet etmedi.
Size karşı kurulan bir ittifakta zinhar yer almadı. Tıpkı benim gibi. Validem içeride mi? Geldiğinize haber vereyim. Neler oluyor validem? İskender limana gelmemiş. Onu götürdüler. Geç kaldık. Şehzademi aldılar. Yakaladılar. Nasıl olur? Maşallah. Bir şeyler yapmalıyız. İskender ölüme gidiyor. Sultanım, sizinle böyle konuşmamıştık. Hünkârımız İskender'i bilmeyecekti. Hani her şeyi sessizce halledecektik. İskender kim olduğunu öğrenmiş. Her şeyden haberdardı. Öylece çekip gitmesine izin veremezdim. O artık hünkârımız için bir tehdit. Bağışlayın sultanım. Lakin içeri girmeniz yasak. Hümaşah, sen git. Kurtar İskender'i. Hadi. Gel. Hünkârım. Emriniz üzere İskender Ağa'yı yakaladık. Safiye Sultan'la kaçmak üzere. Hemen git bak. Emredersiniz sultanım. Boşuna uğraşmayın. Ok yaydan çıktı bir kere. Ne yapsanız boşuna. Hünkârımız beni dinleyecektir. Onca yıl hakikati bilip sakladıktan sonra sözünüzün bir kıymeti kalmış mıdır sizce? İskender gidecekti. Yollayacaktık onu. Herkes huzur erecekti. Birbirimizi kandırmayalım. Öyle herkesin huzura erdiği saadet dolu bir dünya yok. Defalarca bu kapıdan içeri girdin İskender. Hep yanı başımda oldun. En yakınımda. Mahremimde. Öğreniyorum ki Safiye Sultan'la kaçarken yakalanmışsın. Hünkârım. Yani validenle. Aklından ne geçiyordu İskender? Safiye Sultan'la taraftar toplayıp isyan mı çıkaracaktı? Haşa.
yıllardır kim olduğumdan bir haberdim hünkârım. Oradan oraya savrulup durdum. Meğer hakikat yanı başımdaymış. Ben de sizin gibi yeni öğrendim. Öğrenir öğrenmez de kaçmaya çalıştım. Kaçmaya çalıştığım doğru. Lakin amacım size isyan etmek değildi. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi bilemedim. Sadece gitmek istedim. Uzaklaşmak istedim. Hiç kimse kendini bekleyen kaderden kaçamaz. Hiç kimse İskender. Ümraşa, ne oldu? Yoksa? Validem, sakin olun. Henüz kati bir şey yok. Kardeşimi Rumeli Hisarı'na kapatacaklarmış. Akıbetine sonra karar vereceklermiş. Konuşmadın mı? Hünkârımız beni kabul etmiyor validem. Lakin ben buradayım. Deneyeceğim. Siz eski saraya dönün. Benden haber bekleyin. Gel. Hünkârım, Hümaşa Sultanımız huzura kabulü için ısrar ediyorlar. Gelsin. Kabahatim büyük. Sizden saklamakla hata ettim. Lakin anlayın beni ne olur. O benim kardeşim. Ben korktum. Kardeşim canından olur diye korktum. Size hürmetim de sevgim de çok sultanım. Her daim kıymet verdim size. Yazık. Karşılığı bu olmamalıydı. Meğer siz de arkamdan iş çevirmişsiniz. Validenizle birlik olup kuyumu kazmak istemişsiniz. Hayır. Yemin ediyorum. Zülfikar Paşa şahidim. Tek gayem kardeşimin yaşamasıydı. Çekilebilirsiniz. Hünkârım ne olur. Yüce merhametinizi kardeşimden esirgemeyin. Siz de biliyorsunuz, İskender masum. Kardeşimin suçu günahı yok. O her daim size sadıktı hünkârım.